Araçlarla ilgili tanımlar. Evet, araçlarla ilgili tanımlarımız var. İlk tanımımız otomobil. Yapısı itibariyle sürücüsü hariç 8, sürücü dahil 9 oturma yeri olan ve insan taşıyan motorlu araç. Otomobil için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İnsan taşımak için imal edilmiş olduğu söylenebilir. Yapısı itibariyle sürücüsü hariç 8, sürücü dahil 9 oturma yeri olan ve insan taşıyan motorlu aracın adı neymiş? Otomobil. Otomobil. Yapısı itibariyle sürücü hariç 8, sürücü dahil en çok 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Sürücü hariç kaç kişiymiş otomobil? 8, sürücü dahil en çok 9 kişi taşıyan aracın adı neymiş? Otomobil. Ne taşıyormuş? İnsan. Buyurun. Hocam, o taksinin içinde bir 8-9 kişi. Bunun o öyle değil. Bunun 9 kişiliği de var. 7 kişiliği de var. 6 kişiliği de var. Tipine göre en çok 9'a kadar olana ne demişler? Otomobil. Sürücü dahil. Yani mesela kaç yerde bile var. 7 kişilikler var bildiğim. Onlarda ne? Sürücü dahil 7 kişilikler var. 9'a kadar çıkabiliyor. O tipine göre ayarlamış. Şimdi 9'a kadar olanlar kimmiş bunun? 9 oturma yeri olan araç hangisiymiş? Otomobil. Sürücü hariç 8 oturma yeri olan otomobil. 9 fazlası, 9'dan fazla insan taşıyan aracın adı da direkt otobüs. Bize direkt 9 fazlası sorulursa aklınıza direkt kim gelecek? Otobüs. Otobüs, yolcu taşımacılığında kullanılan sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Trolleybüsler bu sınıfa dahildir. Trolleybüs eskiden elektrikli otobüsler vardı. Onlardan bahsediyorum. Bu tanım hala burada duruyor. Şimdi 9'a kadar olan kimdi? Otomobil. 9'dan fazlası sorulmuşsa direkt kimi cevaplıyoruz hemen? Otobüs. Ancak oturma yeri sürücüsü dahil 17'yi aşmayan otobüsün adı minibüs. 16 artı 1 kişi taşıyan otobüse biz hangi araçtır diyeceğiz? Minibüs. Otobüsü tekrar edelim. Otobüs, yolcu taşımacılığında kullanılan sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Trolleybüsler bu sınıfa dahildir. Minibüs, yolcu taşımasında kullanılan sürücüsü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan, yani 16 artı 1 kişi taşıyan otobüslere minibüs denir. 9'a kadar olanı kimdir? Otomobil. 9 fazlası otobüs. Oturma yeri 17'yi aşmayan otobüsün adı minibüs. 16 artı 1 kişi taşıyan otobüse ne diyormuşuz? Minibüs. Onu direkt ayıracak. Soruda şuna dikkat edeceğiz. Direkt neyi sordu? Direkt 9 fazlasını soruyorsa bu kim? Otobüs. Sınırlanmışsa, 16 artı 1 diyorsa, en fazla 17 diyorsa veririz. Onu o şekilde ayırmamız gerekiyor. Buraya kadar soru var mı? Kamyonet, kamyon ve çekici tanımlarımız var. Panel van tanımı var. Kamyonet, izin verilebilen yüklü ağırlığı 3500 kilograma kadar olan V sınıfıyla siz otomobili sürebiliyorsunuz ama mesela minibüs süremiyorsunuz aldığınız sürücü belgesiyle. Kamyoneti 3500 kilograma kadar, 3,5 tona kadar sürebiliyorsunuz. Hocam, arkada 2 tekeri, 3 tekeri olan tekerlek beni ilgilendirmez. 3,5 tona kadar olan aracı sürebiliyorsun. Tonajı önemli benim için. Ruhsatı açtık, kamyonet yazdı. Kaç ton? 3,5 ton kullanabilirsin. 4 ton yazıyorsa kullanamazsın. 3,5 tona kadar kamyonet kullanabiliyorsun. Ne izin buyuruyor? Kamyonet, izin yolunu bilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu 3500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. Bu aracı panel bandan elde etmek için bir tanımamız lazım. Sürücü oturma koltuğu var mı? Sürücünün yanında oturma yeri var mı? Başka oturma yeri var mı? Yok. Arkada kasa var mı? Var. Bu bir kamyonet. Sürücü ve yanında oturma yeri var ama başka oturma yeri yok. Kaç ton taşıyabiliyor? 3,5 ton, yani 3500 kilogram. Bunu anlaştık mı? Şimdi bunun sürücü ve yanındaki oturma yerinden başka
farklı ayrı oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövdeyle birleşik olan kamyonetin adı da panel van. Bakalım ona hemen. Sürücü oturma yeri var mı? Yanında oturma yeri var mı? Arkada oturma yeri var mı? Sürücü bölümü gövdeyle birleşik mi? Birleşik. Arkasında yine kasası var. Bu da 3,5 ton kadar taşır. Bunun adı neymiş? Panel van. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen sürücü bölümü gövdeyle birleşik kamyonetlere panel van denir. 3,5 tona kadar yük taşıyanın adı neymiş? Kamyonet. Sürücü bölümü gövdeyle birleşik kamyonetin adı neymiş? Panel van. 3,5 tondan fazla yük taşıyan aracın adı demek ki kamyon. Şimdi burayı tanıyalım. Bu kimmiş? Bu? Kim bu? Kamyonet. Sesiniz çıkmıyor, duyamıyorum. Bu kim? Panelvan. Araçları gözümüzle ne yapabiliriz? Her dedi güzel. Minibüs, kamyonet. Bu kim? Bu da kim? Kamyon. İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan 3500 kilogramdan fazla olan yük taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıttır. 3,5 tona kadar olan kimdi? Kamyonet. 3,5 tondan fazla olan kim demek ki? Kamyon. Çekici tanımı gelecek. Çekici. Römork ve yarı römork çekebilen yük taşımayan motorlu araçtır. Yük taşımayan. Tır dediğin aracın ön tarafıdır çekici. Çekici. Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu taşıttır. Kim bu? Çekici. Çekici. Buna eskiden sen ne diyordun? Tır diyordun. Bu ne taşımazmış? Yük. Trafikte bir tane yük taşımayan aracın var, o da sana soruluyor. Kimmiş bu yük taşımayan aracın adı? Çekici. Çekici. Bu kim? Çekici. Şimdi bakın burada kim var? Bu çekici. İlerleyelim, tesadüfen yanından bir araçla gideceğiz. Eskiden sen o aracı bunun adını söylüyordun. Az ileride sağda duran bir araç var. Dün adını söyledim ben. Şu aracın adı ne? Kurtarıcı. Eskiden sen ona ne diyordun? Çekici. Ama çekici kimmiş? Bu tır dediğin aracın arkada. Bu kimmiş? Kurtarıcı. Mesela burada bakalım şimdi. Bu kim? Çekici. Bu kim? Kurtarıcı. Kurtarıcının üstünde kim var? Çekici. Çekici var. Ne garip bir kelime değil mi? Kurtarıcının üstünde çekici var. Aslında çekici. Hayır işte. Bunu düzeltmemiz lazım. Evet. Bakanlıkta bunu kullanıp seni yanıltıyor. Hangisi çekicidir diye soruyor. Sen de gidiyor kurtarıcı işaret ediyor. Çünkü aklında kim var? Kurtarıcı var senin çekici dediğin. Çekici deyince bunun arkasında römork, yan römork. Videosunu koydun mu? Bir bakayım. Evet. Şurada. Şimdi bak. Bu yarı römorklusu. Bu da çekici komple. Bunun komplesine ben ne diyorum? Çekici. Önde de bak römorksuz olarak var. Bu da kim? Çekici. Geçtiğiniz araçtaki çekici. Arkasında yarı römorklu olsa da çekici, olmasa da çekici. Anlaştık mı? Bunu bu şekilde soruyor. Araz da işte dedi ki böyle arazide, dağda, tepede gezen araçlar gelmeyecek. Bildiğimiz lüks cipler gelecek aklımıza. 4x4 yazan araçlar. Karayolunda şunlar yani. Karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla birlikte bütün tekerlekleri motordan güç alabilen motorlu araçlar. Arazi taşıtı. Karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu taşıtlardır. Arazi taşıtını aklımızda tutalım. Antokalim kullanıldı. Arazi taşıtı bize biraz lazım. Lastik tekerlekli traktör. Lastik tekerlekli traktör belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ticari amaçlı taşımacılıkta kullanılmayan tarım aracıdır. Neden lastik tekerlekli? Çünkü traktör bir iş makinesidir. Bunların paletleri de ne var? Var değil mi? Paletli olanlar da var. Lastik tekerlekli traktör. Belirli şartlarda römork ve yarı römork çekebilen ancak ticari amaçlı taşımada kullanılmayan tarım araçlarıdır. Lastik tekerlekli traktörler ayrıca farklı konusu var gelecek yine ama
yola karayoluna çıktığında sarı dönerli tepe lambası traktörlerde zorunludur. Sarı dönerli tepe lambası kimde zorunluymuş? Traktörlerde. Okul taşıtı ayrı bir konusu var. Detaylarını işleyeceğiz mutlaka. Okul taşıtı. Genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve orta dereceli okulların öğrencileriyle sadece gözetici ve hizmetlilerin taşınmasında kullanılan taşıttır. Tamam. Şimdi bakın. Bu öndeki 3500 kilogramdan fazla yük taşıyan araç kim bu? Kamyon. Bakın robot. Arkasında da tekerlek var. Önünde de kendi başına ayakta durabiliyor. Kamyonunu sadece çekiyor. Arkada da tekerleği var. Önde de tekerleği var. Sadece kamyon tarafından çekiliyor. O bir remor. Görebildik mi? Başa bir gelsin. Bu kimmiş? Kamyon. Önde tekerlek var mı? Var. Arkada tekerlek var mı? Var. Bunun adı neymiş? Remor. Sadece çekiliyor. Yarı remor böyle değil. Yarı remor. Şu araç kimdi? Çekici. Bu kimdi? Çekici. Çekici. Bak. Robor, yarı robor. Arkada tekerlek var mı? Var mı? Var. Önde var mı? Yok. Ön taraf neyin üstüne oturmuş? Çekicinin. İşte bu yarı robor. Bir kısmı çekicinin üstüne oturuyorsa robor hangi robor oluyor? Yarı robor. Yarı motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır. Yarı robor. Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan remorktur. Bunları inceleyelim. Bu video güzel biraz. Çeşitler. Bu kimdi? Çekici. Bu sarı olan kimdi? Çekici. Bombesi yine kim? Çekici. Çekici. Şimdi bu tarafa döneceğiz kamerayla. Burası muayene istasyonu. Evet, şimdi bu kim? Kamyon. Bu kim? Robot. Bunları gözümüzden ne yapabileceğiz? Ayırt edebiliriz. Bakın arkada önde tekerleği var, kendi başına ayakta durabiliyor. Bu kim demek ki? Robot. Kamp taşıtı. Kamp taşıtı. Eskiden buna siz ne diyordunuz? Araba. Kamp taşıtı. Yük taşımasında kullanılmayan, hiç dizaynı, tatil yapmaya yönelik teçhizatla donatılmış olan, hizmet edebileceği kadar kişi taşıyan araçtır. Kamp taşıtı. Kamp taşıtı. Yük taşımasında kullanılmayan, iç dizaynı, tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış ve hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıtlardır. Tam da mantıklı aslında değil mi aracın? O sırada gitsen tam böyle korona zamanında işe yarar. Evet ulan bey. Aynen hocam. Tamam. Motosiklet. Motosikletle motorlu bisiklete ayırmak için şöyle düşüneceğiz. Motorlu bisiklet. İmal hızı 45 km saati geçmeyecek. Motor gücü içten yanmalı ya da elektrik patlamalı motora sahip olacak. 50 cm küpü geçmeyecek. Bu bir motorlu bisiklet. 50 cm küpü geçmiyorsa motorlu bisiklet. Saatte 45 km'den fazla hızlı gitmiyorsa imal hızı bu şekilde yapılmışsa motorlu bisiklet. Bunun yukarısındakilere demek ki biz ne diyeceğiz? Motosiklet. Bakın bu motorlu bisikletleri B sınıfıyla kullanabiliyorsunuz. 50 cm küpü geçmeyenleri kullanabiliyorsunuz. Tamam. Yani 55-60 cm küp gelirse ceza versin. AB sınıfı ister. Motosiklet. Azami tasarım hızı 45 km saatten ve veya siliktir kapasitesi 50 cm küpten fazla olan sepetli veya sepetsiz, iki veya üç tekerlekli motorlu taşıtlardır. 50 cm küpü geçiyorsa, saatte 45 km'den fazla hızlı gidebiliyorsa bu kimmiş demek ki? Motosiklet. Geçmiyorsa motorlu bisiklet. Bunlardan? Şimdi şu yük motosikleti Dili Porter. Karoserisi yük taşıyacak şekilde sandıklı yapılmış olan, yolcu taşımasında kullanılmayan üç tekerlekli yük motosikletinin adı neymiş? Dili Porter. Motorlu bisiklette ve motosiklette sürücüler ve yolcular mutlaka kask takmak zorunda. Sürücü koruma başlığı ve koruma gözlüğü. Yolcular sadece koruma başlığı takmak zorunda ama bu yük motosikleti Dili Porter'de koruma başlığı yani kask
zorunluluğu değildir. Burada kask taksan zaten etrafına atmazsın, göremezsin. Bunlar da neymiş? Tiri, kor, kör. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımasında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti triportör denir. Adamlarcılığı veya var şu an günümüzde. Motorlu bisiklet. Bakın şunlar da motorlu bisiklet işte. Eskiden mobilet de girdi bunlara. Motorlu bisiklet, elektriklisi, bu da içten yanmalı, patlamalı motora sahip olan elektrikli. 50 santimetre geçmeyenleri şeklinden anlayacaksın zaten. Bunları ne yapabiliyorsun? Kullanabiliyorsun. Burada yanlış bir olgu var. Bunlara ehliyet gerekmiyor falan diyorlar. Hayır, ehliyet gerekiyor. Bunun ehliyet sınıfı M sınıfı. M sınıfı ehliyet. Hiç ehliyet olmayan bunu ehliyet almadan B bunu kapsıyor, M'yi kapsıyor ama ehliyet olmayan bunu süremiyor. Bir ehliyet sınıfı var ya. Motorlu bisiklet. Tabii. Silindir hacmi 50 santimetre küpü geçmeyen, içten patlamalı veya elektrik motoruyla donatılmış, imal hızı 45 km saatten az olan bisiklettir. Taşıt katarı. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere en çok 2 robottan oluşan peş peşe bağlanmış taşıtlar. Taşıt katarı. Görüyorsunuz burada bir taşıt katarı var. Ne kadar da büyük değil mi? Yolu komple ne yapmış? Kapatmış. Taşıt katarı. Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki robottan oluşan taşıtlardır. Biliyorsunuz arkada bir çekicisi var kamyonu, önünde bir çekici kamyonu var. Ortada iki tane görüyorsunuz bir sürü malzeme. Bir jeneratör taşınıyor galiba. Bunun adı neymiş? Katarı. Şu hangi kelimeden yola çıkacağız? En çok iki robot. O zaman kim soruyor bize demekti? Özel amaçlı taşıt. Belirli bir işi yapmak için imal edilen ve bu işi yapabilmek için gerekli teçhizatla donatılmış olan araçlardır. Örneğin itfaiye, ambulans, vinç, kurtarıcı ve benzerleri. Mesela burada bir yol temizlik aracı var, suyu var, hortumu var, süpürgesi var. Bu bir özel amaçlı taşıt. Belirli bir işi yapmak için imal edilmiş olmakla birlikte bu işi yapabilecek şekilde gerekli teçhizatla donatılmış olan araçtır. Evet, sen sürücü adayı. Oradan başlayalım. Yok, direkt yok istiyorum. Hangisi yolcu taşımacılığında kullanılan sürücü dahil 9'dan fazla motor? O bir otobüs değil mi? Sayın sürücü adayı. Sürücü araçın fazla 8 oturma yeri olan. Duyamadım. O kim? Otomobil. Sürücü dahil 9, sürücü hariç 8. Sürücü adayım. Bu soruya geçeceğim. Evet. Bizi belirleyen azami yük ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan kamyon. O bir kamyon. Özay Bey, en çok 9 oturma yeri olan otomobil. Mobil, otomobil. Evet. Onu sormuyor işte, bak neyi soruyor. Hadi bakalım, soru senin. Diyemiyorum. Hangi işin? Sayın sürücü adayı. Hocam. Yalnız. Yalnız bir. Yalnız. Çekirdeki araç için. Ve motorlu araç için. Yük taşımak için. Bu ne taşımaz? Yük taşımaz. Vatandaş bunu biliyor ve sana soruyor. Ne taşımaz? Yük taşımaz. Merhaba. Yük taşımaz. Onun için böyle soruyor. Çekici yükü çeker. Adı üstünde çekici. Yükü ne yapıyor? Çekiyor. Anlaştık mı? Bu araç ne taşımıyormuş? Yük taşımaz sayın sürücü adayım.
Yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen yük taşıyan aracın adı. O bir kamyonet. Sayın sürücü adayı. Sürücüler 9'dan fazla oturma yeri olan. O direkt bir otobüs değil mi? 9 fazlası direkt otobüs. Sayın sürücü adayı. Hangisi robot yarı robot çeker? Adı ne aracın? Şık olarak hangisini seçtin sen? Yarı. Denizli'yi mi seçtin? Evet. Aracın adı ne? Çekici. Çekici. Onu bilmeni istiyorum. Sana sorulan araç kim? Çekici. Bu kim? Kurtarıcı. Bu kim? Traktör. Bu kim? Benç. Sana sürücü olayım. Hangisinin azami yüklerle 3.5 tondan fazla olup yük taşır? Bursa. Bursa adı ne? Sorulan araç kamyon. Sayın sürücü adayı. Taşıt kadarı soru ne? Karayolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok iki robot. Kim bu? Taşıt kadarı sorusu olan var mı? Şimdi basit bir konu hemen gönderelim. Otoyol kurallarını gönderelim gitsin. Otoyol, değişme kontrolü, karayolu, özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yerler ve şartlar dışında giriş çıkışın yasaklandığı, izin verilen motorlu araçların faydalanabildiği, motorsuz araç yaya hayvanların giremediği trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur. Şimdi günümüzde otoyolu bilmeyen yok. Öyle mi? Otoyoldan geçmeyen var mı hiç? Hocam ona otoban da diyorlar da otoyol oldu. Otoban, otoyol aynı şey. Aynı şey. Yabancı dilden geliyor. Otoban yazıyor ya orada. Otoban, otoyol, geçme kontrolü karayolu. Bizdeki adı. Kanunundaki adı o. Geçme kontrolü karayolu. Şimdi otoyola girmeyen var mı? Yok. Peki soruyorum. Otoyolda sol şerit var mı? Var. Var mı? Soruyorum. Var. Orta şerit var mı? Var. Sağ şerit var mı? Var. Tekrar ediyorum. Otoyolda sol şerit var mı? Var. Yok. Orta şerit var mı? Var. Var değil lütfen. Demin var. Diyordunuz. Var. Yok. Otoyolda özellikle sağ şerit var mı? Yok. Otoyolda senin için iki şerit var. Bak sağ şerit hiç yok senin için otoyolda. Soruyu yanlış yapmamak için. Otoyolda hangi şerit yokmuş? Sağ şerit. Sağ şerit. Duyayım lütfen. Sağ şerit yokmuş. O zaman otoyoldan çıkarken sağ şeridi kullanabilir misin? Hayır, çünkü öyle bir şerit yok. Otoyola girerken sağ şeridi kullanabilir misin? Hayır, öyle bir şerit var mı? Yok. Yok. Otoyola girerken hızlanma katılma şeridi kullanılır. Otoyoldan çıkarken ayrılma yavaşlama şeridi kullanılır. Yani sağ şerit kullanılmaz. O şeritler tabii ki var. Ama bizim için soruda otoyolda sağ şerit yok. Yok. Anlaştık mı? Derdimi anlatabildim mi? Otoyola girerken hızlanma, katılma şeridi, otoyoldan çıkarken yavaşlama, ayrılma şeridi. Otoyolda altına inilmemesi gereken hız sınırı mecburi asgari hız saatte 40 kilometredir. Yani zorunlu bir neden olmadıkça 40 kilometrenin altında araç ne yapamazsın, süremezsin. Otoyolda OGS, otomatik geçiş sistemi olan bir şey. Otoyolda HGS bir zamanlar yanlış anlaşılan hızlı geçiş sistemi. Hızlı geçeceksin anlamında değildi orası. Oo, adam bir baktı hızlı geçiş. Bastık gaza, sıkıştık kaldık orada diğer arabalarda. Niye? Hızlı geçeceğiz. Öyle değildi aslında. Günümüzde otoyol köprü ve gişelerde kullanılan SGS, üstten okuyan serbest geçiş sistemi, buradan göreceksiniz. Otoyolda duraklamak, park etmek, geri gitmek, geriye dönmek, U dönüşü yapma yasaktır. Anlaştık mı? Otoyolun erişme kontrolü, karayolu kuralları. Buyurun bakalım. Sol şerit var mı? Var. Orta şerit var mı? Var. Sağ şerit bizim için olmayan şerit. Otoyoldan çıkarken yavaşlama, ayrılma şeridi kullanılır. İşte burası. Apayrı bir şerit. Gördük mü? Erişme kontrolü, karayolu, otoyol. Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli
yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yayan hayvan ve motorsuz araçların giremediği, ancak izin verilen motorlu araçların yararlandığı ve trafiğin özel kontrolü tabi tutulduğu karayoludur. Otoyollara girerken hızlanma, katılma şeridi kullanılmak zorundadır. Ha, bu yolun adı ne? Bu yolun adı ne? Bağlantı yolu. Bağlantı yolundan girdik. Şekerpınar bağlantısı. Girdik. Geldik. Şimdi seyredin dikkatlice. Bağlantı yolundan geldik. Standartı yüksek olan bir yola bağlanacağım. Sol şerit, orta şerit, sağ şerit solunda kaldı mı? Kaldı. Önümde apayrı bir şerit var mı? Bak buraya sayın sürücü adayı. Var mı? Sol sinyalim yanı. Hızlandım. Gözüm sol aynada. Hızlandım. Bak film biraz sonra bu hızlanma katılma şeridi nereye davet ediyor? En sağ şeridi. Ama ben giderken sağ şeridi kullanmıyorum. Hangi şeridi kullanıyorum? Hızlanma katılma şeridi. Otoyola girerken hızlanma katılma şeridi. Giremezsen böyle biraz mesafeyi uzatabiliyorsun. Bak girememiş, yanında kamyon kalmış. Biraz sonra ne yapacak? Dahil olacak. Otoyola girerken hızlanma katılma şeridi kullanılır. Anlaştık mı? Otoyollardan çıkarken ayrılma, yavaşlama şeridi. Sol şerit, orta şerit, sağ şerit. Hiç işim yok. Bakın burada sağ sinyali yaptım, frene basmadım. Sağ sinyali yaptım, gazı bıraktım, buraya çıktım. İşte burada frene basıyorum. Şurada yavaşlayıp buraya çıkamazsın. Çıkarsın sağa, burada frene basarsın. Anlaştık mı? Otoyoldan çıkarken hangi şerit kullanılır? Ayrılma, yavaşlama. Şimdi gene bak hangi yola girdin? Bağlantı yoluna girin. Yolları tanı yavaş yavaş. Otoyollardan çıkarken yavaşlama, ayrılma şeridi kullanılmak zorundadır. Var mı buraya kadar? Otoyola girerken hangi şerit? Katılma yani hızlanma. Çıkarken ayrılma yani yavaşlama. Anlaştık mı? Otoyolda sizin için hangi şerit yok? Hadi bunu lütfen şu sınavı geçene kadar öyle tutacağız aklınızda. Otoyolda hangi şerit yok? Sağ şerit. O zaman girerken hangi şeridi kullanamazsın? Sağ şerit. Çıkarken sağ. Otoyollarda altına inilmemesi gereken hız sınırı asgari mecburi hız olarak saatte 40 km'dir. Otomobil için azami hız kaç? 120. Şimdi şu şerit hangi şerit? Sağ şerit. O yok. Otoyolda sağ şerit senin için yok. Aklından silin. Hangi şerit? İyi bak. Frenleme şeridi. Yavaşlama. Yavaşlama, ayrılma şeridi. Otoyolun dışına doğru çıkıyor çünkü. Otoyolun dışına mesela bu. Katılma. Otoyolun dışına çıkan yavaşlama, ayrılma. Otoyola doğru gelen hızlanma, katılma. Otoyollarda duraklama, park etmek, beceri gitmek, geriye dönmek ve U dönüşü yapmak yasaktır. Otoyol ya da köprülerde OBS yolusu otomatik geçiş sistemi olan gişeyi belirtir. Otoyol ya da köprülerde EGS yolusu hızlı geçiş sistemi olan gişeyi belirtir. Otoyol ya da köprülerde SGS gişesi olmayan günümüzde yeni kullanılmaya başlanan geçiş sistemini ifade etmektedir. Burada 50'dir kızınız. 50 ile geçmek zorundasınız. Onu da bilin. 50 ile cihaz daha dokusun anlamında. SGS görüyorsunuz. Gişe var mı? Yok. Gişe yok. Üstten okuyor cihazlar. Kızınız kaç olacakmış? 50. Otoyol ya da köprülerde gişelerden geçerken saatte 30 km üzerinde araç sürmek yasaktır. Gişelerde hızınız kaçmış? SGS kişisi olmayan yerde kaçmış? 50. Evet. Oradan arkadan başlayalım bu soruyu ya da buradan devam edelim. Hangisi otoyoldan ayrılmak isteyen araç için? Bir numara. Adı ne oranın? Ayrılma yani yavaşlama şeridi. Sayın sürücü adayı. Hangisi otoyolda yapılabilir? Yani hızına ve güç şeridinde gitmek. Sayın sürücü adayı. Hangisi otoyola girmek isteyen için? Dönde.
4 numara. Yolun adı ne? Ayrıca. Otoyola girmek isteyen için. Hızlanma, katılma, şeridi. Sayın sürücü adayım. Dur, buraya sorduk mu? Buraya sordum. Tamam, soru senin. Asgari hız kaç? Bilemedim. Atma mı? Tamam, buradan cevap aldık. Sana soruyorum. Karıştı orası. Evet. Sonra değiştirdim, fark etmezsin. Evet, senin. Otoyola girerken. Niye yavaşlıyorsun? Hızlanma. Hızlanma. Değil mi? Hızlanma. Evet, sayın sürücü adayı. Bunu anlatmadık ama bir tahmin et bakalım. Biraz da bunu da anlatalım. 120'nin yarısı 60. C hocam. Bunun gerçek hayatta biraz sonra takip mesafesini anlatalım, bu konuyu netleştirelim. Şimdi oraya sorayım. Ya da dur, oraya aksesik olmasın, anlatmanız konudan geldi. Takip mesafesi oradan nereden geldi? Soru senin. Otoyoldan çıkarken hangi şeridi kullanacaksın? Yavaşlama. Yavaşlama. Şu şıklardan birine sağ şerit yazmasın var aslında. Bakalım. Evet. Bir kere daha ele alalım hocam o konuyu. Biraz şey oldu. Böyle biri sağ dedi, biri sol dedi, biri orta dedi. İki tane şerit var senin için. Biri yavaşlama, ayrılma, diğeri hızlanma, katılma. Başka şerit yok. Evet. Sakin ol. Kaç tane şerit var? İki tane. Otoyolda kaç şerit var? İki. Sizin için başka şerit yok. Sınavı geçtikten sonra istediğiniz kadar şerit ekleyebilirsiniz. Şu konuda değil. Sınavı geçene kadar iki şerit. Otoyola girerken hızlanma, katılma, çıkarken yavaşlama, ayrılma. Anlaştık mı? Soru senin. Evet. 30 kilometre. Sayın sürücü arayın. Şu takip mesafesini bir gönderelim hemen. Önemli bu. Gitme. Atın bunu canlar. Videoyu mutlaka izler. Çok önemli bir konu. Şimdi takip mesafesi kitap üzerinde bir aracın kilometre cinsinden hızının yarısı kadar metre, bir aracın 2 ya da 3 saniyede kat edeceği kadar yol mesafesi, bizi geçmek isteyen araçların araya güvenle girebileceği kadar bir mesafedir. Takip mesafesi kitap üzerinde böyledir. Şimdi önce birkaç hesap yapmasını öğreneceğiz. O zaman madem hızın yarısı kadar metre mi? 120 ile giderken kaç metreden takip edeceksin? 60. 100 ile giderken? 50. 90 ile giderken? 80 ile giderken? 10 ile giderken? 20. Peki bu ne kadar doğru? Şimdi 90'ı sabitleyelim. Saatte 90 km hızla gidiyoruz. Takip mesafesini doğru ayarlayabilmek için kitap üzerinde yalnız her zaman hızın yarısıdır. Soruda neyi seçeceksin? Hızın yarısını. Günlük hayatta böyle değilmiş. O yüzden kaza çabuk yapıyorsunuz. Günlük hayatta nasıl bir hesap yapacağız? Öncelikle kaç kilometre hızla gidiyoruz? 90. 90 kilometre hızla giden bir aracın 1 saniyede kaç metre gittiğini bulmamız lazım. Bu hesabı yapmaya gidiyoruz. Saatte kaç kilometre gidecekmişsin? 90 kilometre. 90 kilometreyi bana metreye çevir. 90 kilometreyi metreye çevirin. 90 bin metre. 1 saatte gidiyordum. 1 saat kaç dakika? 60. 90 bin 60'a böler misin? 90 bin. Lütfen birisi görsün, ellerinizde yok mu? Ben biliyorum da. Çıkacak sonucu? 1500. 1500.
bir dakikada gittin, bir saniyede gideceği hesaplayacağımız için tekrar 60'a vermek zorundasın. Bir saniyede kaç metre gidiyormuşsun? 20'de geç. Bak şimdi. 90'da giderken kaç metreden takip ediyordun? 45. Bir saniyede kaç metre gidiyorsun? Araç kullanıyorsun özelliği. 90'da giderken kaç saniyede durabilirsin? Muhtemel. 10 saniye bulmuyor. Böyle frene bastın da zorladın da şöyle çat yaptı. 4,5-5 saniye sürüyor. 4 saniyede çok zorladığını düşüneyim. Lastiğin çok iyi oldu. Yol çok kuruydu. Lastiklerin yeniydi. Kaç saniyede durdun? 4. 1 saniyede kaç metre gidiyordun? 25. Kaç saniyede durdun? 4x25. Giderken %25 hızın azalır. Kaç metrede durabilirsin? 75 metrede durabilirsin. Kaç metreden takip ediyordun? 45. 30 metre fazlan çıktı. Vura vura bitiremez. Gerçi araçlar vurunca duruyor, o ayrı mesele. Vurunca duruyorsun, sıkıntı yok, daha gidemiyorsun. Şimdi bakın, bu hesabı yapmayı iyi bilin. Bunun bir öğretmen vardı burada. Dedik hocam, direkt 3600'e böl. Ama neden 3600'e böldüğümüzü bilmemiz lazım. Onun için baştan öyle anlattım. 90 km hızla gidiyor muydun bir saatte? Metreye çevirdin. Dakikaya 60'a bölüp dakikaya bölüp çıkadığında saniyeye tekrar 60'a bölüp saniyeyi. O 2 kere 60'a bölmemizin nedeni bu. 6 kere 6 36 direkt 120 ile giderken 120 mi 3600 ile bölersen mesela böler misin? 120 bin bölü 3600. Saatte 120 ile 1 saniyede kaç metre gidiyormuşuz? Evet. 33 metre yaklaşık değil mi? 33 metre bak, 120 ile giderken bir saniye, 50'ye bakar mısın? 50 bin bölü 3600 yapar mısın? 50 ile bir saniyede kaç metre gidiyoruz? Bir bakalım, şehir içi hızınızda. Ona bakalım. Biz bunu hayal eder miydin? 50 kilometre hızla giderken bir saniyede 13 metre gidiyorsun. Ama sen şunu yapıyorsun. Önüne bakıyorsun, yanına bakıyorsun. Kaç metre gittin? Bir saniye yana baktın, bak kaç metre gitmişsin? Kaç metre? 13 metre gitmişsin ya. Sese dönüyor kafan. Tüy dedice dönüyor. O yüzden böyle oluyor işte. Çünkü hızın iyi, 50 iyi bir hız. 50 şehir içi için aslında çok yüksek bir hız. Arkadaşlar 50, sen 50 ile gidiyor musun? Duyamadın. 50 ile gidiyor musun? Gitmiyor da gittiğini varsayıp 70-80 ile gidiyorum. Ben 50 ile gidiyorum, geçiyor muyum çünkü? Karşıdan gelen de 50 ile geliyorsa kaçtan çarpışmış oluyorsun? Yüzde. E yüz az mı? E değil. Arabalar niye öyle namut yumuk oluyor zannediyorsun? 64'te vurulan arabayı dün gördünüz. Sol tarafı paramparça oluyor. 64'te vurulan arabanın sol tarafı paramparça. Takip mesafesini anladık mı şimdi? Bundan ne yapacaksınız? Takip mesafesi şudur. Araç kaç metrede duruyorsa odur aslında. Onun için sizin duruş mesafelerini öğrenmeniz lazım. Yüzden sonraki hızlarda kaçtan gidiyorsan o metreden takip etmek zorunda olduğunu da unutma. 120 ile giden bir araç 119 metrede durabiliyor. Saatte 120 km hızla giden bir araç size hayal olarak gelse bile 119 metrede durabiliyor. Bir saniyede kaç metre gidiyordu? 33 metre. 5 saniyede dursan 150 metre. Giderken hızın azaldığı fren pedalını bırakmadığın sürece lastiğin iyiyse, kuru asfaltsa, kuru asfalt değilse zaten o artıyor dedi. Etkenler farklı. Harf varsa, buz varsa zaten yanıyor. Ama tabii bunu araç kullanırken düşünen yok. Kaç kişi araç kullanıyordu burada? Biliyor muydun bu hesabı? Bilmiyordum. Bak işte bundan sonra doğru hesap. Kaçtan gidiyorsan, 80 ile gidiyorsan 80 bin bölü 3600. Bir saniyede kaç metre gittiğini hesaplayıp kaç saniyede durabileceğini düşüneceksin. Yalnız hiçbir zaman 1-2 saniyede duracağınızı hesaplamayınız. Araç sürenler bunu bilir. Yani öyle vup diye basıp duran bir araç henüz yapılmadı. Öyle bir araba maalesef yok. Şimdi kilometre cinsinden hızın yarısı kadar metre, hangi mesafe? Takip mesafesi 100'den gidiyorsan 50, 60'da gidiyorsan 30,
78 yıl sonra 35. Bir aracın 2 ya da 3 saniyede kat edeceği kadar yol mesafesinin adı da takip mesafesidir. İntikal reaksiyon mesafesi denilen bir mesafe var. İntikal reaksiyon mesafesi sürücünün önündeki tehlikeyi görüp ayağının gaz pedalından çekip fren pedalından dokunduğu ana kadar gittiği mesafedir. Fren lambasını gördüm, gazı bıraktım, frene bastım, 0.75 saniye ölçülmüş. Standart. Hepsinde değişik çıkmış. Ortalama 0.75 saniye olmuş. İntikal reaksiyon mesafesi. Fren pedalına basmaya başladığın andan itibaren gittiğin mesafe ise fren mesafesi. İntikal reaksiyon mesafesi artı fren mesafesi eşittir duruş mesafesi. Bize sorulacak tek mesafe takip mesafesi. Bunları çünkü soruda göreceksiniz. Bunlar terimler neler diye şaşırmayın diye tanımını yaptık. Tehlikeyi gördüm, önüne birisi atladı, gazı bıraktı, frene bastı. Hangi mesafe? İntikal reaksiyon mesafesi. Fren pedalına bastı, fren mesafesi ikisinin toplamı duruş mesafesi. Bir sürü etken var. Mesela eğitimlerde arkadaşlar 30 km süratle ani duruş yapacaksınız. Orada aracın durmadığını göreceksiniz ya. 30'da giden araç dıt 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 yaparak geçecek, durmayacak. Önüne bir şey yaptıysa bulacaksın yani aslında. Mesafen var, zamanında frene basmışsan ne ara? Çok geç, eğer bir saniyelik telefonuna bakmışsan zaten frene basmadan bulacaksın orayı. Daha geçen gün gözümüzün önünde adam bir köpeğe zavallı köpeğe vurdu, fırlattı, attıydı. Çünkü görmüyor, nereye bakıyor? Buna bakıyor, buna. Ya o bir insan da olabilirdi, bir çocuk da olabilirdi. Bu cep telefonu bu kadar da. Araç kullanırken bakma. Bir de T1 yapan, yani personel servisi, aynı zamanda o araç okul taşıtı yapabiliyor yani. Öldü mü acaba? Öldü mü acaba? Yok, sersemledi hayvan da. Ne olursa olsun, bir çocuk olsa öyle olmaz. Peki bu takip mesafesinin kontrolünü nasıl yapacağız? Takip mesafesinin kontrolü. 88-89 kuralıyla. Öyle yavaş yürüyelim. 88 bir eserde 89 kuralıyla kontrol edeceğiz. Yol üzerinde sabit bir nesne seçiyoruz. Bir köprünün gölgesini, yol üzerindeki bir asfalt yamasını, bir beyaz yatay çizgiyi, bir direk gölgesini, ağaç gölgesini, o an için sabit duran bir insanı bile seçebiliyoruz. Önünde giden araç seçtiğin nesneyi geçtiği an 88-89 diyor. Şöyle demiyor. 88-89. Bu kendimi kandırmak oluyor. Şimdi ekranı açacağım, göreceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü şöyle tavsiye ediyor. 1001, 1002, 1003. Yani kaç saniye kontrolü yap diyor? 3 saniye kontrolü yap. Hayatta daha iyi kalırsın. Ne kadar yaşamak istiyorsun o kadar çok sayabilirsin. Takip mesafesi ve kontrolü. Bir aracın 2 ya da 3 saniyede kat edeceği kadar yol mesafesi ya da kilometre cinsinden hızının yarısı kadar metre takip mesafesidir. Hocam köprü gelsin. Saatte 80... Hocam köprü gölgesini nereden bulacağız demeye gerek yok. Bol bol var. İstemediğin kadar gölge var yol üzerinde. İstemediğin kadar yatay çizgiler var. Özellikle kavşaklara yaklaşırken yavaşlama bantları var. Şimdi önünde giden araç gölgeye geçtiği an ne diyecekmişsin? 88 89 esti mutlaka. Bir aracın 2 ya da 3 saniyede kat edeceği kadar yol mesafesi ya da kilometre cinsinden hızının yarısı kadar metre takip mesafesidir. Saatte 80 km hızla gitmekte olan bir araç hızının yarısı kadar metre, 40 metreden önünde giden aracı takip etmek zorundadır. Takip mesafesi, bizi geçmek isteyen diğer araçların arama güvenle girebileceği kadar bir mesafedir. Bölgeyi görüyor muyuz? Şimdi başı alayım. Evet, araç geçtiği an söyleyeceğiz. Yavaşça ama. Peki, şimdi söyle. Esli. 88 saat tıklamasını bir düşün.
Yani böyle 88, 89, 90 diye gitmiyor zaten. Tekrar şuna söyleyelim. Geçsin, geçmeden olmaz. Bu köprüyü gölgeye geçecek, başa aldım. Gölgeden çıkacak. Geçsin, bekleyin. Ben elimi indireyim. Şimdi... Yeterli mi bu? Şimdi yapalım. Bekle. Şimdi... Ölürsünüz öyle. Çok çabukuyorsunuz. Sayamadan ölürsün. 88. Orada mutlaka bir duruyoruz. Yanınızdakiyle biraz muhabbet ediyoruz. Sonra dönüp gidiyoruz. 89. Anlaştık mı? Baştan yapalım. Bir muhabbetli yapalım. Ekledik. Say. 88. 89. Geçtik mi gölgeden? Geçti. İlk frende adamın arkasına yapıştıracaksın Allah ne verdiyse. Anlaştık mı? Doğru sayarsan doğru görürsün. Bak burayı saracaktık. Gerilerikten kaçırdık. Burası doğru olanıydı. Çünkü başka yerde... Takip mesafesinin kontrolü 88-89 kuralı ile yapılır. Yol üzerinde sabit bir nesne seçilir. Önde giden araç seçilen nesneyi geçtiği an 88-89. Şimdi şunu geriye alayım. Evet. Beyaz araç köprünün gölgesinden çıktığı an burada daha net. Bakalım. Köprüsü geçecek. Acele yok, acele yok, acele yok. Şimdi. Durmadan saymaya çalışma. Yeterli mi? Değil. İyi sayarsan değil, hızlı sayarsan. Peki ya, bize bak aradaki farka bakalım, hızlı sayalım. 88, 89 diyelim bakalım. Aradaki farka bak. Yani kendimizi bir kandıralım. Bekleyelim. Gölgeden çıksın. Start. 90, 91, 92. Böyle kendimizi kandırmaya gerek var mı? Yok. Araç sürücüleri sabit bir nesne seçerken yol üzerindeki işaret yatağlarını, köprülerin yol üzerindeki gölgesini, asfalt yamasını, direkt ya da araç gölgesini, yol üzerindeki yatay çizgileri seçebilirler. 88-89 kuralı 2 saniye kontrolünde kelime bittiğinde seçilen nesne geçirmemişse takip mesafesinin yeterli olduğu anlaşılır. Burada neyi anlatmaya çalıştım bu videoda? Önüm boş mu? Boş. Takip mesafem açık mı? Açık. Şimdi önüme araba girecek. Seyret lütfen. Girdi mi kamyon önüme? Girdi. Derhal gazdan ayağımı çektim. Derhal gaz. Çünkü takip mesafem değişti hemen. Derhal gazı bıraktım. İlk gölgede kontrol yapacağım. Şimdi bak ben kendim yapacağım. Lütfen dikkatli seyret. Gaz hala ayağım gazda değil. Köprüden geçecek. 88, 89. Çok yakın. Anormal yakın. Biraz daha gazı bırakmaya devam ediyorum. Anlaştın mı? Hocam ama bu öne gidenler bitmiyor. Evet öne gidenler bitmiyor. Ayağını gaz pedalına çekiyorsun adam gidiyor. Korkma. Gazı bırakınca araba ne tarafa gidiyor ayağa? İleri gidiyor. Frene de bassan ileri gidiyor ya. Sen durdurup geri vitesine takmadığın sürece hep ileri gidecek. Hiç geri gitmeyecek. Korkma. Gazı bıraktığında araç nereye gidiyormuş? İleri. Durmayacak. Öyle olsa fren pedalı yapmazlardı. Değil mi? Fren pedalı iyi ki var. Ne kadar güçlüsün aslında biliyor musun? O kadar güçlüsün ki araç içerisinde. O gücü düzgün kullanmak lazım. Şöyle bir bakayım hemen sınıfın en hafif bir tespit edeyim. Kaç kilosun? 50. Bir çimen torbası kadar. Bak şimdi isim neydi? Sena. 50 kiloluk Sena Hanım'ı 40 tonluk kamyona bindirdi. Kamyonun üstüne çıktı sürücü koltuğuna oturdu. 80 kilometrelik hızla gidiyor. Yüce bak. 40 tonluk kamyon 80 kilometre hızla gidiyor. Anormal bir güçtür ha. 50 kiloluk Sena, 50 kiloluk Sena sağ ayağını kaldıracak o baş parmaklarıyla o güzelin fren pedalının ucuna dokunacak
40 tonluk cismi durduracak ya. Ve bunu yapabiliyorlar. Gücü bir düşün. Aynı Sena'yı arabanın dişine alalım. Arabayı bir ciltese takalım. Sena'nın üstüne doğru salalım. Durdurabilir misin o arabayı? İmkansız. İçerideyken güçlüsün, dışarıdayken değilsin. O gücü lütfen düzgün kullan. Derdimi anlatabiliyor muyum? Fren pedalı çok güzel bir pedal. Ama aracın gaz pedalı böyle insanı yanıltır. Gaza bastıkça of ne gidiyor be dersin. Gaza bastıkça basasın gelir. Bastıkça basasın gelir. Durman gerektiği yerde zaman fren sana ne der biliyor musun? Araba döner. Ben mi dedim sana bas bu kadar diye der. Duramaz. Sürtünme kat sayısı bellidir. Merkez kaç. Doğal bir düşmanım var. Merkez kaç kuvveti. Doğal düşmanım. Araç kullandığın için düşman sahibisin aslında. Merkez kaç kuvveti yakanda. Böyle arabanın etrafında dolanıyor. Neresi hafif oraya. İteliyor arabayı her yere. Nereden bu arabayı kaydırabilirim acaba diye bakıyor. Her saniye ensende yaptığın en ufak hatada hiç acımayacak sana. Pişt diye itiverecek arabayı. Hız kurallarında göreceğiz. Sen ben bir şey anlatınca niye boyuna bu adama bakıyorsun? Adamdan şüphelendiriyorsun beni. Bakma adama bari beni şüphelendirme. Niye bu boyuna sana bakıyorsun? Bunları mı yapıyorum yoksa? Cem, ne? Şöyle yapıyor sana bak. Aslında ne diyor biliyor musun bak? Sen anlatın, evde bana anlatın sen diye. Duyuyor musun sen? Bak gördün mü diye. Allah Allah. Ya bakma adama beni şüphelendirme. 88-89 kuralı 2 saniye kontrolünde kelime bittiğinde seçilen nesne geçirmemişse takip mesafesinin yeterli olduğu anlaşılır. Emniyet Genel Kurulu takip mesafesi kontrolünü 3 saniye kuralına göre yapmaktadır. 3 saniye kontrolünde Bir şimdi kamyon geçtiğinde sayacağız ama ben elimi indirip kaldırdıkça sayalım lütfen. Saymaya devam edelim. Üçte kesmeyelim. Kamyon gölgeye geçecek. Acele etmeyelim. Saymaya devam edeceğiz. Sakin sakin sayacağız. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Mesafe yeterli mi diye kalmayacak. Gölgeye geçti. Say. Yeterli mi? Böyle ucu ucuna değil mi? Rahat rahat saydık. Biraz hızlı sayarsam çok yeterli aslında. 1-1-2-3 dedim mi? Oho! Metrelerce uzak zannedersin kendini. Halbuki öyle değilsin. Tehlikeli madde taşıyan araçların özel bir durumu var. Tehlikeli madde taşıyan araçlar kaçta giderse gitsin ve bunu kullanıyor bilin. Kaçta giderse gitsin en az 50 metreden önünde giden aracı takip etmek zorundadır. Tehlikeli madde saatte soruyorum da. Saatte 70 km hızla giden tehlikeli madde taşıyan araç önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir diyor. Kaç metre yaklaşabilir? 50 metre. En fazla. Takip mesafeleri kaç metre? 50 metre. En fazla hızları da tehlikeli madde taşıyan en yüksek hızı da 70 zaten. 30-50-60-70 diye gider onların hızları. Hız kurallarını göreceğiz. 70 ile giderken 50 metre. Gitmiyor ama 100'de giderken 50. Kaçta giderse gitsin, kaç metreden takip eder? 50 metre. Şimdi tehlikeli madde taşıyan araç var, önünde bir başka araç var. 50 metre. Tehlikeli madde taşıyan aracın önünde başka bir tehlikeli madde taşıyan araç varsa o zaman 80 metreden takip etmek zorunda. Arayı daha da açmak zorunda. İki tane peş peşe giden tehlikeli madde taşıyan araç arasında kaç metre bırakmak zorunda? 80. Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri şehir dışı yollarda önlerindeki araçları en az 50 metre mesafeden takip etmek zorundadırlar. Ancak şehirler arası yollarda konvoy halinde peş peşe gitmek zorunda olan tehlikeli madde taşıyan araçlar kendi aralarında en az 80 metre mesafe bırakmak zorundadırlar. Konvoy ve grup halinde yani konvoy halinde seyreden araç sürücüleri diğer araçlarla aralarında kendilerini geçmek isteyen araçların rahatça girebileceği kadar bir mesafe bırakmak zorundadırlar. Yani bu kadar yakın peş peşe gitmemek zorundadırlar. Konvoy ve grup halinde büyük işte cenaze bilmem konvoylarda mutlaka bakın şu ara hiç
uygun değil. Kendisini geçmek isteyen aracın rahatça girebileceği kadar bir mesafe bırakmak zorundadırlar. Unutmayalım ki takip mesafesi hiçbir zaman azaltılmaz. Takip mesafesini azaltmak öndeki araca yaklaşmak anlamındadır. Takip mesafem açık mı? Açık. Yeterince emin miyim? Eminim. Takip mesafesi hiçbir zaman azaltılmaz. Takip mesafesini azaltmak demek öndeki araca yaklaşmak demek. Her zaman artırılır. Her zaman artırılır. Ne kadar hayatta kalmak istiyorsan o kadar. Şimdi takip mesafesini etkileyen bir sürü de faktör var. Yolu kayganlık durumu, aracın fren performans durumu, fren performansı da çok önemli. Fren sistemin iyi değilse aracın gene durumu. Lastik dişlerinin, lastikler kabaksa, kuruş mesafe duyacak. Dersin birinde bir delikanlı vardı. Şimdi delikanlılar belki yani ya Özel Bey de diyor mu bilmiyorum. Ne diyorsun hoca sen? Ben 20 metrede falan dururum falan. Diyor musun? Ben benim araçla alakası yok işte bakın. Araç çeşitliğine göre değişiyor. Hepsi bilimsel, incelenmiş, yapılmış. 140 tane giderken, şimdi 140 bin bölü 60 yapar mısın lütfen? Bakın bir şey açıklayacağım. 140 da giderken kaç metrede durursun diye sordum. Dedi ki ben 40 metrede durdum. Şimdi olaya dikkat edin. Kaç, bir saniyede kaç metre gidiyor? 140 bin bölü 3600. Bak, ben dedim ki 140 giderken kaç metrede durursun? O dedi ki 40 metrede durdum. Bir saniyede kaç metre gidiyormuş? 38. Mümkün mü bu ya? Mümkün mü? Değil. Dedim ki ya hayal kurma, bir daha derse gelme. Ama hayal kurma. Duramazsın. Öyle bir dünya yok. Var mı sorusu olan? Ben takip mesafesini anlamadım diye. Ben günlük hayatta bunu nasıl ayarlayacağımı anlamadım diye. Var mı? Takip mesafesini anlamadım ben de. Kaç tane gidiyorsun? 60-70 ile gidiyorum. Bir tane seçeceksin. Kaç tane gidiyorsun? 80. İkiye böl. 40. O kadar. O kadarla gideceksin kitap üzerinde. Günlük hayatta kaç tane gidiyorsun o metrede? Sana gelecek soruda hızı ikiye bölüp cevap vereceksin. Kitapta. Günlük hayatta kaç tane gidiyorsun o metrede? 90'la giderken kaç metreden takip edecek misin? 5. Günlük hayatta? 5. Günlük hayatta? 90'la. Bak kitap üzerinde kaç? 45. Günlük hayatta kaçla gidiyorsan o kadar metreden takip edeceksin. 90'la giden araç 75 metreden aşağı durmaz. Duruş metresinden gitmen lazım aslında yani. 100'le giderken kaç metreden takip edeceksin? 50. 70'te giderken önündeki araca kaç metre yaklaşabilirsin? O da yarısıdır. 35. Çünkü bazen yaklaşabilir, kaç metre yaklaşabilir diye soruyor. Takip mesafesini öyle de sorabiliyor. 80'le giderken önündeki araca kaç metre yaklaşabilirsin? 40 metre gibi. Hep yarısı mı soruyor böyle şey? Takip mesafesi hızın yarısı soruyor. O da sen benim esas anlatmak istediğim evet. Mesela benim hızım diyelim ki 100, karşıdaki arabanın hızı 70-60 mesela. Evet. O daha yavaş, ben daha hızlı. Orada nasıl soracağız? Ben mi azaltacağım veyahut da geçecek mi? Şimdi ben olayı anlayamadım. Yani önümüzdeki araba diyelim ki bizden daha az süratle gidiyor. Biz daha hızlı gidiyoruz. Aynı yöne gidiyorsunuz. Aynı yöne. Takip mesafeni nasıl ayarlayacak? Aynı yöne. Onun hızına inmen lazım. Onun hızına inmeden olmaz. Ya çarpacaksın ya geçeceksin. Ya hızına ineceksin ya müsaitse geçeceksin, sonra takip mesafesi yani. Yani benim hızım 100 diye hani şey yapmayacaksın, 100 şey yapmayacaksın, bırakmayacaksın onu. Yok, onun hızına inmeden o mesafeyi asla tutturamazsın. Arada hız farkı varsa sen ona hızla yanaşırsın zaten. Hiç şansın yok. Hızını... Sol şerit açıksa sol şeritten gideceğim. Zeki Müren'de bizi görecek diyorsun. Yerler her zaman sen... yollarda olduğumuz için gidiyoruz. Arayolunun kullanılması kurallarını da anlatacağım. Bak bizzat sol şerit kime aitmiş. Sürücü sadece iki aktan şerit değiştirebilir.
geçme, dönme, duraklama fark etme. Geçme, dönme, duraklama fark etme dışında şerit değiştirme hakkına sahip değilsiniz. Efendim? Düşünce rejisinde ceza veriyor musunuz? Yazıyor musunuz? Denk gelirse. Denk gelir. Yarın akşam 6'da görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.